Adı da başka, tadı da başka. Yayla Ramazan yolcularını sunar. Sultanlara gelelim, böblin gene gidelim. Haydar Baba'nın böyle güzel güzel dönerini yiyelim. Bu ara sultan deyince bu Haydar Baba'mız nereliydi sen biliyorsun. Tunceli. Öyle mi? Onu, dün mü? Dün mü konuştun, görüştün? Evet abi. Helal olsun. Burası Böblingen değil mi? Böblingen. Böblingen. Stuttgart'ın bir kenti. Çok muhteşem. Evet. Zaten bütün şehir... Bütün her ilçenin yerleşim bilimlerini temizliği gördüğüm zaman bayılıyorum. Yerde tek bir kağıt yok, bir çöp yok. Bulamasın. Yani sigara izmariti de yok. Zaten sigara izmariti 70 euro alıyorlar, biliyor musunuz? Evet. Ceza olarak. O yüzden şimdi geldik sultana, bu sultana. Fakat dikkat ettim, bütün müşteriler Alman. Türkler de geliyor. Türkler ben, geliyor, belki tabii. Bu saatte çalışma saatidir. Hep Almanları gördüm ben içeride. Senin meşhur bir Haydar vardı, nasıldı o? Benim değil de Haydar diye bir türkü evet. Vardır. Nesimi'nin. Evet. Ne diyor? Ben melanet hırkasını kendim giydim kime ne? Ben melanet hırkasını kendim giydim kime ne? Arnavut şişesini taşa çaldım kime ne? Ah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne? Ben yabancı eserler pek okumam ama Tunceli bazen... kardeşlerimiz hep Haydar mı? Yok. Karadenizler'de Haydar çok. Evet. Trabzon'a git. Yani her 10 kişiden 5'i hemen ona Haydar'dır. Ali olsun, Haydar olsun, Mehmet olsun, kim Ahmet olsun. Olsun vatan, herkes bizim vatandaşımız. Kardeşimiz. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz da Türk bayrağının simgesidir. Evet. Onun dışında da hepimiz dikkat et. Bakın biz gelmişiz burada ekmek parası kazanıyoruz. Almanlar da bizim ülkemizde. Aynen. Alanya'ya git, Alanya'nın büyük bir bölümü Alman vatandaşlarıdır. Onun için dünya artık homojen oldu. Herkes beraber, herkes birbirine saygı gösteriyor. Yani karıştı insanlar birbirlerine. Almanlar Türklere evlerine, Türkler Almanlara evet, sevmek zorundadır. Ama Türkler ne güzel dönerimizi seviyor. Almanlar dönerimizi seviyor. Bak evet. Ben dedim içeride Almanlar. Müşteri doluydu. Hepsi Alman. Lahmacunlu. Onların hamburgeri varsa... Bizim fakat bizim dönerimiz tuttu. Dönerimiz, evet, Sultan'dan bahsediyoruz. Sultan kebap pizza ne güzel bak. Ne güzel kebap pizza. Aleş paysin diyor. Lahmacunun, pidelerin, pizzaların en çeşitlisi hep ya, burada. Yunus. Efendim. Eskiden pizza deyince İtalya akla gelirdi. Şimdi İtalyan restoranlarına gidiyorum. Oradan bir pizza yiyorum ama inan ki bizim ustaların ya Türk ustalarının yaptığı pizza kadar güzel değildir. Onların pizzası bizim lahmacun abi. Yani hayır onların pizzalarını da biz almışız. Lahmacunla birleştirmişiz. Farklı bir konsept ortaya çıkmış. Dolayısıyla çok lezzetli oluyor yemekler. Yıllardır bu lezzeti buraya getirmiş Haydar kaç abimiz. Kaç seneden beri acaba Haydar Bey Haydar burada? Haydar Doğan yıllardır. Tabii şimdi... Ben bu bilgileri sorarken sen dün geldiğin için evet. Benden önce bilgiler sahibi olmuşsun şimdi diye soruyorum. Burada çok güzel bir alışveriş merkezi var. Nerede? Onun içinde Böblingen'de. Onun içinde çok güzel bir simit
dükkanı açacak, simit sarayı gibi, simitten oluşan börekler, kafeler, her şey olacak yani. Peki, inşallah nasip olur, nasip olur, çekeriz. Bu ara Böblinge derken benim bacanaklar da burada, bu şehirde. Vallahi. Henüz buraya geldim farkına değildi çünkü ben de buraya geldim bilmiyordum. Biraz sonra onları bir ararım. Burada efendim bacanak dedi Hakkı abi, sevgili Haydar Doğan kardeşimiz olmadığı zaman sevgili bacanağı Mehmet Çapa, pardon, Mehmet Çapa güler yüzüyle tüm müşteriler bizim belli nimetimizdir diyor her zaman. Onu hatırlattım ben sana ha? Evet ya. Bacanak deyince. O bakıyor. Evet efendim, işte sipariş 07031 4296 761 doppel ve nokta Sultans orta çizgi kebap nokta bir sallıyordu bana. Ben de gel dışarı konuşalım dedim. Geliyor. Konuş bakalım. Gel benim canım, gel. Toprağım. Gel. Merhabalar efendim. Merhaba abicim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olasın. Ne aldın baba? Arkadaşlara döner aldık abicim. Maşallah, ne güzel ya. Helal olsun. Adınız? Ali Akıncı. Beşiktaş. Memleket? Beşiktaş. Denizli. Beşiktaş olduğu için mi acaba şapkayla takmış? Çok iyi. O Beşiktaş'tı. Ben de bir, öyle mi? Evet. Memleket Denizli. Peki. Olsun. Baksana şey abi. Olsun derken Denizli'nin biliyorsun kuyu kebabı meşhurdur. Evet. Horozu meşhurdur. Bornozu meşhurdur. O... Bak bir de Mercedes'i meşhur arkadaşım. Denizli'nin değil. Benim Mazda. Onun zaten Stuttgart deyince Mercedes'in kaynağıdır. Mercedes burada imal ediliyor. Evet. Mazda'dan başka bir şey. İşçiler çok çalışıyor burada. Mercedes evet, buranın Türk var. Nasıl lezzetimiz nasıl burada? Abi severek gelip alıp yiyoruz yani. Yıllardır. Hoşumuza gidiyor yıllardır. Babayla aran iyi mi? İyi, akrabalık oluyor biraz. Vallahi. Evet, akrabamızdır. Ama Düncello. Hanım tarafından akrabamız. Hanım Denizli. Demedim dünya artık. Herkesi tanıyor. Evet. Doğudaki, Diyarbakır'daki Edirne'li evleniyor, Kars'taki Bingöl'lüyle evleniyor yahut da Adanalı gidiyor Trabzon'dan kız alıyor Allah'ın emriyle. Evet. Gayet normal oldun. Babacığım çok teşekkür ederiz. Sağ olasın abicim. Afiyetle yiyin. Sağ olasın. Efendim hayırlı işte bizim Sultans. İşte kalite, işte lezzet. Böblingen'de Haydar kardeşimizin güzel mekanı Sultans. Yunus kardeş. Evet. Bakın şimdi bizim usta Mehmet. Bacanak bu işte. Evet, Mehmet usta kardeşimiz. Evet. Bir bak şu göster. Biz buna şimdi pide deriz. Hayır, bu pide değil. Evet. İtalyan pizzasıyla bizim pidenin karışımı bir olaydır. Evet baba. Farklı bir şey olmuştur. Ve çok da lezzetlidir. Eğer karnın nasılsa biliyorum dayanamayacaksın. Biraz sonra bakarız biz buna. Sen Mehmet Bey'e soracaklarını sorun. Evet. Mehmet baba nasılsın, iyisin? Elhamdülillah. Şükürler olsun. Şimdi bizim patron Haydar baba olmadığı zaman sen burayı idare ediyorsun güzel güler yüzünle. Kaçta açıyorsun, kaçta kapatıyorsun burayı? Biz hafta içi sabah 10, gece 11'e kadar buradayız. Cuma, evet. Cumartesi günleri sabah 10, gece 2'ye kadar buradayız. Böblingen. Yani Böblingen'e 24 saat elimizden geldiği kadar hizmet etmeye, güler yüzümüzle yemeklerimizi, elimizden gelen lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bir arkadaş geçti, Denizli'de galiba. Denizli. Evet. Elinde torbalar almış dönerler, dedim nasıl yıllardır bu lezzeti buradan tadıyoruz diye, değil mi? Bu ara ben sabahleyin gelirken burada doluydu ama hep Alman müşterilerdi, yabancılardı değil mi? Öyle gördüm. Doğrudur. Dolayısıyla herhalde yabancılar bayağı ilgi gösterirsin bu mekana. Yani yemeklerin lezzetinden mi, tadından mı artık ne dese. Almanlar, Alman restoranından gitmiyor buraya geliyor. Ne kadar güzel. Haydar Bey'in adına geliyor. Yok lezzet, yemeklerdeki lezzet, dönerdeki lezzet. Şu bak şu ne biçim lezzetlidir. Evet. Benim karnım tok şu anda yiyesim geliyor. Ne güzel. Onu söyleyelim. Geçti, o artık pide sahibine versin de soğumasın. Biz konuşuruz tekrar Haydar Bey'le. Tabii ki. Oldu efendim, burada Avrupa yolcuları devam ediyordu. Avrupa yolcuları devam ediyor. Avrupa yolcuları Haydar Baba'nın mekanında devam ediyor. Guten Appetit, guten Appetit. Ein Pizza für zwei Personen, ne? O da? Ja. Bir pizza iki kişi yiyor. Sehr lecker diyor. Güzel. Kommen Sie immer hier? Ja, immer nach der Schule, ja. Ja. Und nur Pizza oder Döner? Beides. Beides. Efendim hepsinden de yiyoruz diyor. Döneri pizzaya koymuşlar. Değişik bir tat olacak galiba. This is pizza mit döner. Ne? Ekstra. Schmeckt gut hier? Ja, sehr lecker. Ja? Gelsin şu orada. Ja.
Ya hangi klası? F'te klas. El 11. sınıfa giriyorum diyor, helal olsun. Ben de şöyle fertik bas biz tu doktor polisay o da bas. Kaynağını. Ne? Diyorum ki efendim sayın seyirci, diyorum ki okul bittikten sonra doktor mu olacaksın, polis mi olacaksın, bir şey olacaksın. Daha bilmiyorum diyor. Ben yatmış tu. Zipsin. Zipsin o. Ya. Daha 17 yaşında. Ay canım. Danke schön. Von Belgien lang. Ich komme aus Brasilien. Grüß dich nach Hallo Brasilien. Du sprichst auch gut? Ja, natürlich. Sind Sie Deutsch? Ja. Schön. Ja. Deutsche immer unsere Dörner essen, ne? Schmeckt? Ja, natürlich. Hier am besten. Heute Pizza. Ja. Aber auch Berlin Dörner. Ja. Ja. Grüßen Sie nach Ihren Stadt oder Land, egal. Ja, willkommen in Deutschland. Jawohl, danke schön. Vielen Dank. Grüßen Sie bitte von hier. Hadi bakalım. Efendim, iki tane hemşeri yakaladım. Bir Hakkı Baba, biri sevgili Haydar Doğan abimiz. Baldızımı sordum. Allah rahmet eylesin, bacanam hayatta değildir. Ama baldızım ve çocukları buradalar. Şimdi onu sordum, dedim tanıyor musun? Tanıyorlar mı buradalar? Hakkı bunun bir marka. Ya bir marka da bir baba, Hakkı Bulut bir öğretmen, Hakkı Bulut bir efsane. Belki insanlar diyecek ki bak baldızının yahut bacanın memleketine gitmiş, kimsenin haberi yok, kendisinin haberi yok, ondan haberi yok, nasıl böyle bacanak falan diyorlar da. Ama biz ta şimdi buradan Frankfurt'tan buraya geldik. Tabii Frankfurt'ta buraya gelirken de burada çekim olduğunu bilmiyordum ki. Yunus ben nereye gidiyorsa sadece ben oturayım o ana bak. Anlattım ona. Haydar babaya dedi. Dedi bizim oralı mı? Evet dedim. Değil mi? Hatta dedi ki Haydarlar dedi Tuncel'de çok dedim. Doğru Haydar ismi çok. Benim amcamın adı Haydar. Ama Haydar ismi dedim Trabzon'da vardır. Trabzonların yüzde her 100 kişiden 30'u Haydar'dır. Haydar ismi. O Haydar'ı bir mırıldan burada da abi. O Haydar diye bir Nesim'in şarkısı evet, var da tamam. Azıcık mırıldanım az önce. Onu pek de söylemem ama onu kırmayayım söyleyeyim. Ben melanet hırkasını kendim giydim kimene. Ben melanet hırkasını kendim giydim kimene. Arı namus şişesini taşa çaldım kimene. Ah Haydar Haydar taşa çaldım kimene. Aslında bu şarkıda bir eleştiri yapıyor. Adama içki içiyorsun falan demişler. Ya sana ne, ben içerim, günah benim, sevap benim. Cennete gidecek, siz cennete gidin, ben de cehenneme gideyim demiş. Eğer böyleyse. Ama siz bana karışmayın demiştir. Tabii onu anlamıyor, onu normal bir türkü zanneder. Orada bir mesaj vardır. Herkesin hür olduğunu, herkesin düşüncesine saygı göstermenin gerektiğini söylemeye çalışıyor. Böyle bir şarkı. Şimdi yıllardan beri ben biliyorsunuz, bilirsiniz, takip edersiniz. 68 yılından beri profesyonel olarak devam ediyorum. Bugüne kadar 64 tane albüm yaptık. Binlerce beste güfte. Allah nasip ederse bir 70 sene daha devam etmeyi düşünüyorum. Sorsana şimdi bu pasajda yeni bir simit olayı var. Şimdi ben onu gelecektim. Sistiremiyor sana işte bak. Şimdi simit sarayı diye Türkiye'de biliyorsun. Bu çok saray açıldı. Türkiye'de diyorum. Şimdi sen burada nasıl bir faaliyet içerisinde olacaksın? Bir bilgi verirseniz bu show ekranlarında YouTube'da hiç olmazsa vatandaşlarımız da bilgi sahibi olmuş olurlar. Ya öncelikle hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Bir simitçi kafe konseptimiz var. Türkiye yoğunluklu değil, genellikle Avrupa yoğunluklu bir konsept bu. Burada Mercaden diye bir AVM içerisinde bayram öncesi açmayı planlıyoruz. Hedefimizi de inşallah tutturacağız. İnşallah. Değerli dostlar, canlar, simit severler, kahvaltı severler, öğlen yemeği sıcak yemek yiyen insanları ağırlayacağız. İnşallah umduğumuz gibi olur. Bulduğumuz insanları da severiz. Haydarlar kazanır, kapanıyor mu? Evet. Kesinlikle.
memnun ederiz inşallah halkımızı. Hayırlısı olsun diyorum. Kolları bir sıvadık. Aynı dilekleri biz de size diliyoruz. Bu simit deyince hemen ben aklıma gelirim. Çünkü çocuk yaşta ben sepet vardı. Sepet alırdım. Sabah saat 3'te fırına giderdik. Simit alırdım. Orada çırçır fabrikaları vardı Çukurova'da. İşçiler çok çalışırdı. Adana kazansın olay değildi. O simitleri satmaya çalışırım, satardım da. Bizim ürünlerimiz hepsi komple Türkiye'den geliyor. Donmuş şekilde burada pişirilecek. Yani kesinlikle yurt dışı imalat değil. Kahvaltı da yapacağız sonra. Kahvaltı konseptimiz ağırlıklı zaten. Fiş, portakal suyu. Taze sıkılmış meyve sularından tutun. Ya kahvaltıya dair ne varsa. Canınız ne çekiyorsa söyleyeceksiniz, melemenize kadar biz pişirip önümüze sunacağız. Dünyanın en güzel balı, en gerçek balı birçok yere çıkar ama en çok da Tunceli'nin Plümür ilçesinin balı meşhurdur. Tabii ve gerçek baldır. Dedim bazı yerlerde var da Plümür'ün balı çok meşhurdur. O balı da buraya getirecek misiniz? Kısmet, eğer tabii ki bulmak elimize geçerse neden olmasın? Yani şimdi sonuçta piyasa neyse odur. Niye merak ettim ya? Alman otellerinde kalıyoruz da. Mesela bugün Merkür'deydik neyse. Fakat kahvaltıda bal geliyor. Hatta balı şişeye koymuşlar. Orada istediğin kadar alıyorsun. Bu ballar bu ülkede mi üretiliyor yoksa bizim ülkelerimize falan mı geliyor? Nasıl olayım merak ettim. Bu ülkede üretilenler de var. Yurt dışından gelenler de var. Hollanda'dan gelen ürünler de var. Şimdi export ülkesi. Üretimde azlar biraz. Çoğunlukla yurt dışından, İspanya'dan, oradan buradan ithal ediliyor çoğunlukla. Dediğim gibi yani bizim Türkiye kadar üretimli bir ülke değil. Tarımda iyiler fakat diğerlerinde değil. Şimdi diyoruz ki sevgili müessese sahibimiz Haydar Doğan kardeşime hep beraber Allah ona arzu ettiği gibi en güzel mutluluğu, en güzel hayırlı işleri versin. Bu ana kadar zaten yapmış Haydar Baba'ya biz tanır. Daha da güzel gitsin ebedi. Merak ettim çoluk çocuk ne var onu söyle. 4 oğlan bir kızım var. Allah bağışlasın. Büyük bir aileyiz. Burada mı doğdular? Hepsi burada. Hepsi yetişkinler, gençler sağ olsunlar. Maşallah. Avrupa yolcularını diyelim bakalım. Üçümüz beraber 1-2-3'ten sonra bir Avrupa yolcuları devam ediyor diyelim. 1-2-3-4 Avrupa yolcuları devam ediyor. Devam ediyor. Schmeckt gut? Sehr gut, danke schön. Oh, schön, prima. Zweite oder dritte? Erste. Auch wenn ich so aussehe, der erste. Guten Appetit. Danke schön. Ich von mir ein Eiran Ihnen schenken, ja? Danke schön. Jawohl, weil zwei Stück, iki tane almış, bir tane bizden. Guten Appetit. Evet efendim, işte bak Mehmet Bey, sevgili Haydar abimiz olmadığı zaman ne güzel işini seviyor, yapıyor. Lahmacunu yapmış. Bu ara ben sordum. Burada da bak ne bu? Vallahi bu salam sosisleri falan üzerine koyarak bir pizza yapmıştır. İtalyan. Pizza değil mi bu abi Mehmet? Pizza üzerindeki yine Türk sucuğumuz, Türk markası. Geleneksel sucuğumuzu. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de pide yapacağız. Evet, bir görelim bakalım. Bir de bu var. Bu lahmacun. Ha bu lahmacun mu oluyor? Evet. Peki. Çok güzel. Bu ara ben Mehmet kardeşe sordum. O Antepli çıktı. Antepli'dir evet. Mehmet kardeşim. Onun için ne haber yorum dedim. Yorum Mehmet ağa, Muhammed ağa. Antep'in. Antep'in güzel kızı, çoban yıldızı yarim. Müşteriler tam geldi. Kovanında tuzu, gençler. Antep fıstığı yarim. Bak abi kimler evet, gelmiş. Bak, yabancılar bak, geldi. Göster bak. Bakalım. Hani sen yine devam et. Yabancılar bu lokanlara sever, ilgi gösteriyorlar. Çok hoş. Evet. Burada. Evet. Evet devam et abi. Evet. Ne güzel görelim. Şimdi bunu Ali Bey yiyeceğim. Bunu sen yiyeceksin ama değil mi? Bunu ben yiyeceğim. Peki efendim. Yok bunu yiyeceğim. Afiyetler olsun. Afiyetler. Ben lahmacun yiyeceğim. Peki efendim. Eline sağlık. Şimdi peyniri koydun. Evet. Peyniri koyduk. Müşterinin isteğine göre sucuk, salam, şinkın, ıspanak. Ne istiyorsun abi? Ne koyacaksın? Istiyorsa... Efendim? Pardon? O kadar diyor. Tamam. Mesela müşteri öyle istedi. Kapatıyorsun. Evet. Atıyorsun ve piştiği zaman da görüyoruz abi onu. Çok güzel. Görüyorsunuz efendim lahmacun. Burada da pizzamız. Hepsi atalım abi bunları. Helal olsun Mehmet Baba. Evet. O
Ondan sonra şu güzel. Evet. Onu da atalım. Piştiği zaman da görelim abi. Tamam Mehmet abi? Mehmet Reis. Evelallah. Sıcak sıcak, eline sağlık, bacanak. Mehmet abi, Antep Spor. Mis mis, eline sağlık. Çok güzel efendim, gördüğünüz gibi mis gibi kokuyor, mis. Evet Haydar abi, bu üst kat burası. Evet. Aşağıda fazla faaliyet olduğu zaman yukarı çıkıyorlar. İnsanlar çıkıyor burada, oturuyorlar sakin ortamda. Aileler çıkıyor yukarıya. Ne zamandan beri sen bu? 2014 yılından beri buradayım. 14? Evet. Oo, 14 maşallah. Evet. Onun için bundan sonra tabii alışveriş merkezinde. Alışveriş merkezinde burası dediğim gibi burası devam edecek. Burası bacana zaten alacağım. Göz bebeğimiz burası. Evet. Yani. Her şeyi buraya borçluyuz. Burada Azize'de de bir tane bir şey var da. Evet. İsmini söylemeyeceğim. Tabii ki. Nedir o? Fazladır kapalı. Ama bir sıkıntı yok yani. Ama sen orası bizim küçük şubemiz orası. Ha öyle mi? İleride açacağız nasip olursa ikinci şubeyi döner olarak. Fakat şu anki ağırlığımız simitçi kafe. Evet. Kahvaltı konseptimiz ve sıcak öğlen yemeği. Ne güzel. Çünkü amacımız öğlen yemeğinde Türk mutfağını tanıtmak, sıcak yemeklerimizi tanıtmak. Yapacağım. Çünkü biz sırf dönerci değiliz. Helal olsun. Yani Türk mutfağında sırf kebap diye bir olay yok. Heh. Sıcak yemeklerimiz var, çorbalarımız var, mezelerimiz var. Her gün daha güzel ürünlerimiz var. Her gün böyle bir çeşit evet. Yemek yapsan alışsa millet çok güzel. Taviz menülerimiz olacak. Kahvaltı ağırlıklıyız zaten. Simitlerimiz, poğaçalarımız, böreklerimiz hepsi Türkiye'den dondurulmuş halde gelecek. Biz burada hazır pişireceğiz. Evet. Sıcak sıcak servis edeceğiz. Aynısıyla bakalım. Allah, olacak inşallah. Allah sana en güzel mutluluk. Teşekkür ederim. Yakışır çok sana Haydar Baba. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Böblingen'de çok güzel bir sultanlara layık, sultanlara layık güzel adıyla Böblingen'deyiz. Avrupa yolcuları devam ediyor. Devam ediyor. Efendim Hakkı abi Allah nasip ederse cumartesi günü gidecek. Allah yolunu açık etsin. İşimizi yaptık ne güzel. Ramazan yolcularını bitirdik. Hemen arkasından yine beraber yapmış olduğumuz Avrupa yolcularına ilk burayla başladık. Devam edeceğiz. Sağ olsun yüksek hızlarında ona teşekkür ediyorum. Yine hayırlı olsun yeni programlarınız. Şimdi Haydar abi yukarıda mırıldandı dedi ki baba nasıl gidecek ona bir güzel meşhur ikimiz bir midanız. Hani böyle bir meyaniyle beraber bir mırıldansın. Meyanla beraber. Meyanı onu herkes bütün Almanya'da yarar şimdi. Görsünler hak bulundu. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Yola çıkmış arıyorum kaybettiğim aşkımı. Ne olur bana umut verme, seveceksen başkasını. Ne olur bana ümit verme, sevecekse başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Bir delikanlı geldi mi? Gel bakalım. Sen kimsin? Tanıt. Aleykümselam. Adın ne senin? Peki ya sen? Müşterilerden? Hay maşallah.
6. sınıfa. 6 kere 5 kaç yapar? 6 5 daha 11 doğru söylüyor. 6 5 daha 11 doğru söylüyor. 6 kere 5 30. Aferin sana. Bazıları bilmiyor abi. Peki peki 4 kere 3 4 kere 3 12. Aferin. 12'den 11'i çıkar kaç kalır? 1. Vay azlar 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 abi. Nerelisin sen? Denizliliyim. Denizli. Selam buradan Denizli. Esallah. Selamun aleyküm. Denizli neyi meşhur diyor? Bilmiyorum. Horozu. Ha horoz. Yunus da bülbül. Evet. Evet. Söyle Avrupa yolcuları devam ediyor. Avrupa yolcuları devam ediyor. Evet hep beraber. Avrupa yolcuları devam ediyor. Adı da başka, tadı da başka. Yayla, Ramazan yolcularını sundu.